Bu arada arkadaşlar bir iPhone X çekilişimiz var. Bu çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz? Videonun açıklama kısmında oyunun indirme linki var. Aranızdan bir kişi iPhone X kazanma şansını yakalayacak. Durma, sen de indir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en çok oynanan popüler MMORPG oyununu göstereceğim. Arkadaşlar PC kalitesinde ve grafikleriyle neredeyse birebir. En önemli özelliklerinden birisi de Türkçe ve Türkiye serverı olması. Karşınızda Lineage 2. Şimdi arkadaşlar karakterimizi oluşturmak için şöyle başlayacağız. Başlamak için dokunma kısmına bakıyoruz. Zaten Oren 01 Türkiye serverı arkadaşlar. Normalde Türkiye serverı için Oren 01'e girmeniz lazım. Şimdi karakterimizi oluşturalım. Burada nickname ve klanımızı oluşturacağız. Kesinlikle klana kaydolun arkadaşlar. Klanda 50 vs 50 şato fetihleri falan yapacağız. Şimdi karakterlere bakalım. Mesela şöyle elfe tıklıyorum. Tabii ben büyük ihtimal insan alacağım da çok güzel bir gösterim var, onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kara elfe bakalım. Kara elf nasıl? Arkadaşlar bunların ayrı atakları, defansları bulunmakta. Ben insanla gideceğim açıkçası. İnsanı seçeceğim savaşçı olarak. Şöyle bir cücemiz var. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi atak, defans saldırıları gibi özellikleri burada gösteriliyor. Buradan yapabilirsiniz. İnsana baktığımda hani insan ortalama olduğu için ben insanı tercih ediyorum. İnsanı seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. 4 ırk, 24 tane de sınıf var. Yani çeşitli çeşitli rütbeleriniz olacak burada. Onun dışında bireyseller var, sıralama var. Onları tek tek göstereceğim arkadaşlar sizlere. Sınıf tablosuna giriyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar temel sınıf. Temel sınıfta arkadaşlar savaşçı, casus ve mistik var. Diğer kısımlar için demek ki 31 seviyeye çıkmam lazım. Şöyle aşağıda alttaki özellikleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Normal otomatik saldırılarda falan. Genelde bunları yapıyor istiyorsanız otomatikten de çıkarabilirsiniz. Onu da göreceğiz. İşiniz varsa otomatik de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve de bu kalsın böyle. Karakter adını gireceğiz arkadaşlar. Ersin Yekin yazalım şöyle. Tamamdır beyler. Karakter adımızı girdik. Ok. Evet, Ersin Yekin. Arkadaşlar beni bu şekilde de bulabilirsiniz bu arada. Ersin Yekin yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında YouTuber diye klanı açacağım. YouTuber. Onu da yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde klana katılabilirsiniz. Arena var arkadaşlar. Zindan ve günlük görevler. Yani sıkılmayacaksınız. Arkadaş edinebiliyorsunuz. Arkadaş ekleme kısımları var. Şimdi karakterimizi oluşturalım şöyle. Çok güzel ya. Grafikler harbiden PC kalitesinde. Harbiden diyeyim. Yani nasıl bir mobil oyun anlamadım. Arkadaşlar ben size gösterme amaçlı bilgisayardan giriyorum. BlueStacks programından. O şekilde bilgisayardan oynuyorum. BlueStacks'ı indirmek için arkadaşlar açıklamada link vereceğim. BlueStacks programından indirip bildiğiniz telefon gibi oynayabilirsiniz. Ne diyor? Konuşkan Ada her zaman kalabalıktır. Aynen burada çaylaklar var, genelde gelenler var. Arkadaşlar herhalde sağ altta görüyorsunuz özellikler var. Şu an bir mavi bir özelliğimiz var. Onu kullanacağız. Onun dışında iki özellik daha açılacak. Altıncı seviyede arkadaşlar bir özelliğimiz daha açılacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Yetenekli bir maceracıya benziyorsun. Bu harika. Aynen. O benim. Yakınlarda sorun yaratan kurtlar var. Benim için onlardan kurtul. O benim işim kardeşim. Bana bırak. Sal bana. Ver bakayım ödülümü. Şimdilik şöyle birazcık aldık beyler. Şu an otoda beyler. Onu söyleyeyim. Otoda. Otodan çıkarmayı da göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Şimdilik oto iyidir arkadaşlar. Otoda takılın şu anlık. iOS ve Android tabanlı bir oyun arkadaşlar. Yani Apple Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Açıklamada olacak linkler. Oradan ulaşabilirsiniz oyunu indirip. Kesinlikle indirin arkadaşlar. Klana gelin. Takılalım burada. Evet gel bakayım. Hayırdır? Oğlum siz niye sorun çıkarıyorsunuz millete? He? Kime şekil yapıyorsunuz? Aa şu bizim kurt mu? Hiçbir şey yapmıyor. Üstte bir kurt var arkadaşlar. Karışmıyor. Hallettim. Ödül al. Okey. Çok güzel. Bundaki kırmızı ayıları gördün mü? Ayılar artık insanlardan korkmuyor diyor. Tamam. Onları görmedim ama görseydim emin ol işi vermeden hallederdim. Halka saldırmadan önce kırmızı ayıların sayısını azaltacak birine ihtiyacım var. Sen yapabilir misin? Aynen ben yaparım. Ver paramı ver. Ödülümü ver. Bela kırmızı ayı avı 6 tane var. Ya kardeşim insanlara niye şekil yapıyorsun? Ha? Niye insanlara şekil yapıyorsun? Normal yaşayabilirdik. Lan bir ayı daha çıktı. Bir ayı daha çıktı. Hayda. Beyler bir sürü oyun modu var zaten. Görev sistemi, bölgeler, arena, zindanlar. Yani sıkılmayacaksınız. Çok güzel görev sistemleri var. Çeşit çeşit oyun tarzları var. Ork mu? Ork mu bunlar? Beyler ork olabilir bunlar. Daldılar. Liman bizim diyor.
Ya sen kimin limanında bizim diyorsun ha? Ben varım burada. Ne diyor? Bir sorunumuz var. Akıncı bir ork grubu limana saldırıyor. O iş bende. Ödül ver. Bonus ödülümü aldım ha. Aha. 2 level. Beyler level atladım hemen. Hemen level atladım. Şimdi görevi kabul etmek için dur bakayım. Normal ünvan al. Çaylak maceracı ünvanı kazandım. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdilik böyle takılalım. Vurdukça onun da canı artıyor galiba. Tamam. 5 bitti. Bitti bitti bitti. Kardeşim öldürdüm onu da. Ben nasıl bir çaylağım ya? Aklını aldım milletin ha. Bölüm tamamlandı. Birazdan level up gelir zaten. Çok iyi. Devam et. Ödüllerimizi alalım beyler. Devam ediyoruz. 300 XP. 400 de altın herhalde şu anki ödülüm böyle. XP'leri arkadaşlar level atlamak için çok işe yarayacak. Seviye 2'deyim şu an. Evet. Ortaya çıkan karanlık. Envanterinde. Evet arkadaşlar şu an envanterimi gösteriyorum beyler. Envanterim bu şekilde. Otomatik kullan dediğimde arkadaşlar eşyaları kendisi otomatik kullanacak. Bundan sonraki kısımlarda bu şekilde yapabilirsiniz. Otomatik kullandığını arkadaşlar direkt kullansın gücünüzü yükseltecek bu şekilde. Savaş gücümü yükseltti beyler şu an. Şöyle arkadaşlar otomatik kısma gelelim. Hani nasıl otomatikten çıkarırım veya otomatikte kalır. Onu göstereyim arkadaşlar. Şuradaki 1'e tıklıyoruz beyler. Geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. İstersen buradan arkadaşlar otomatikten çıkarabilirim. Bastım. Otomatik olarak kullanılmayacak dedi. Arkadaşlar tekrardan bastığımda otomatik olarak kullanılacak oluyor. Ben şu an otomatikte olmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok faydası var otomatik kullanımın. Şimdi arkadaşlar 6-6 görevimi tamamladım. Şu an otomatik görevde olduğu için arkadaşlar tekrardan yerine gitti. Otomatik görev olayı çok güzel. Bir işiniz var otomatik görevi bırak. Git gel. O zamana kadar bitmiş oluyor. O yönden çok iyi. Diyeceğim. Sessizliğin boşuna. Aa, bizim adamı almışlar. Öldürüyorlar. Kim ya? Buradayım en güçlüleri bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar level atlıyorlar. İlerledikçe zorlaşıyor. İlerledikçe zorlaşıyor ama eğlenceli ya. Vallahi çok beğendim. Bana peri yardım ediyor. Allah'tan. Yoksa var ya bunlar zor inerdi. Hop ödülümüzü aldık. Arkadaşlar bu arada güç özelliğim de açıldı. Çok güzel. Bunu bekliyordum ya. Bunu bekliyordum. Güç özelliğim açıldı. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan envantere girebiliyoruz. Karakter, eşya, hedefler, etkinlik, dükkan. Şöyle envanterimize girelim beyler. Envanterde neler var? Şöyle göstereyim. Tamam bunları kullanalım beyler. Bunları kullanılsın. Karabasan başlığı aldım mesela. Çok iyi. Şöyle görevlere tıklayabiliyoruz mesela arkadaşlar. Etkinlik kısmına bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela etkinlikler, giriş ödülleri var arkadaşlar. Her gün bu şekilde giriş ödüllerinizi alıyorsunuz. Giriş ödülleri alınması daha iyi olur. Bir ödül kazandın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kısmına bakıyoruz. Ben şöyle ilerlemişim. Kutusuna yollandı. Aa iyiymiş. Şey aldım ya. Beyler bir ödül daha buradan buldum. Yolculuk kısmına girdiğimde. Ha, ödüller bitmiyor. Bunu tabii envanterden kullanacağım arkadaşlar. Envantere gönderdi. Arkadaş kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada isterseniz arkadaş ekleyebilirsiniz. Mesela gelen arkadaş isteği varsa zaten bildirim olarak gösteriyor. Mesela kullanıcı adını arayayım arkadaşlar. Önerilenler var. Burada önerilen kişileri ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlık isteği yollayabiliyorsunuz mesela. Şu an 3. seviye, 10. seviye var. Ona yollayalım. 10. seviye. 10. seviye iyidir. Sıralamaya giriyoruz arkadaşlar. Sıralama da bu şekilde. Duello, klan, başarım, eşya ve zindan. Gerçekten sıralama olarak çok geniş bir yelpazeye sahip. Arkadaşlar şurada grup var. Grup kısmına tıklıyoruz. Grup kur, grup ara ya da otomatik katıl. Ben tekim arkadaşlar. Arkadaşımı davet edebiliyorum buradan mesela. Kutumuza giriyoruz arkadaşlar. Bildirimlerimiz var burada. Hepsini topla. Bunlar günlük giriş ödüllerimiz arkadaşlar. Bunları alalım. Bayağı bir geldi. Güzel. Hepsini topladım. Beyler Lineage 2 artık tüm iOS ve Android cihazlarda. İster arkadaşlarınızla gezin, ister arkadaş edinin, isterseniz birçok canavarlarla savaşın veya bu dehşet grafikli oyunla arkadaşlar bu dünyayı gezinin. Türkiye ve tüm dünya oyuncularıyla grup kurabiliyorsunuz. En güzeli de bu gerçekten. 50v50 şato fetihlerine katılabilirsiniz. Ya da 200 oyuncunun katıldığı şato kuşatmasında düşmanı alt edin. Basit görevleri tamamlamak için ve haritada gezmek için arkadaşlar oto görev sistemini kullanın. Fakat oyun ilerledikçe canavarlar çıktıkça arkadaşlar oyun zorlanıyor. Onu da manuele geçmenizi öneririm. Çünkü otomatik kullanım da yetmeyebilir. Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz bu oyunu arkadaşlar, bu en iyi MMORPG oyununu açıklamadaki linklerden bulabilirsiniz. iOS ve Android linkleri arkadaşlar açıklamada oradan indirebilirsiniz. Hemen şimdi indirin.